Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Nahl suresinden devam edeceğiz. 48 ve 55. ayetler arasını bir derece açıklamaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Onlar Allah'ın yaratmış olduğu şeylere bakmadılar mı? يَتَفَيَّ اُزْلَالُهُ عَنِ الْيَم۪ينِ وَالشَّمَائِلِ Onun gölgesi sağdan ve sol taraflardan gidiyor. Sücceden lillahi Allah'a secde ederek وَهُمْ دَاخِرُونَ Ve böyle sürüyerek o şekilde Allah'a secde ediyorlar. Onlar bunu görmediler mi? Burada ayet-i kerimede gölge olayına dikkat çekilmiş. Allah-u Teala varlıklara aynı zamanda bir gölge de vermiş ve gölgenin bir hareketi var. Demek ki bunda da pek çok hikmetler, pek çok ibretler bulunmakta. Ve sağdan soldan Allah'a secde ederek adeta onların o hareketleri, o gölgelerin hareketleri de Allah'a bir secde şeklinde bize takdim ediliyor. Ayetin peşindeki ayette ise genel anlamda bütün varlıkların secdesi bize anlatılıyor. Velillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secde ederler. Min dabbe vel melaike, gerek canlılar, gerek melekler, bunların hepsi Allah'a secde ederler. Ve hum la yestekbirun, ve bunlar asla kibirlenmezler. Yani gerek canlılar, gerekse melekler Allah'a secdelerini takdim ederken bunu severek yaparlar. Hiçbir kibre kapılmadan Allah'a olan ibadetlerini, secdelerini takdim ederler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Ve fevklerinde olan Rablerinden korkarlar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve kendilerine emredilen şeyleri yerine getirirler. Burada bütün mahlukatın Allah'a secdesi, bunların gölgelerinin Allah'a secdesi, böyle bir hakikatle karşı karşıyayız. Bu Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden birisidir. Ve Allah-u Teala insanı da Allah'a secde etmekle memur kılmıştır. Bu insan Hakk'ın önünde boyun eğmeli ve Hakk'ın huzurunda secdeye varmalıdır. Demek ki secde bütün varlık aleminin müşterek olduğu bir ibadet. Göklerde ve yerde bütün varlıklar Allah'a secde ediyor. Melekler Allah'a secde ediyor. Bitkiler Allah'a secde ediyor. Hayvanlar Allah'a secde ediyor. Bütün mahlukat Allah'a secde ederken tam bir kemal-i itaatle ona boyun eğerken, onun huzurunda eğilirken, secdeye varırken bu insanın Allah'a secdeden uzak kalması ve secde yapmaması elbette uygun bir şey değil. Kur'an-ı Kerim bütün mahlukatın Allah'a secdesini anlatımı içerisinde bu insanın da secde görevini yerine getirmesine teşvikte bulunuyor. Yani bütün varlıklar madem ki Allah'a secde ediyor, insan da bunun haricinde kalmamalı ve Allah'a boyun eğmeli, Allah'ın huzurunda secdeye varmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٍ Yani kulun Allah'a en yakın olduğu zaman secde zamanıdır. Çünkü secde zamanında insan Hakk'a tam boyun eğiyor. Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Aslında Allah bize daima yakın. Ama secde ile biz de o yakınlığın sırrına eriyoruz. Ve Allah'a daha böyle yaklaştığımızı hissedebiliyoruz. Demek ki bütün varlıklar ve bu varlıkların gölgeleri, o hareketleriyle Allah'a bir nevi secdeleri var. Allah'a bu şekilde tam bir itaatleri var. Ve gâle Allahu, Allah şöyle dedi. لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ İki ilah edinmeyin. Yani Allah tek ilahtır. Allah'tan başka bir ilah daha edinmeyin. Acaba iki ilah edinenler var mı? En azından Mecusiler hatıra geliyor. Mecusiler Ehriman ve Yezdan namıyla iki ilah kabul etmişler. Ve onların kabulüne göre bunlardan birisi hayır ilahı,
diğeri ise şer ilahı. Halbuki Allah-u Teala tek bir ilahtır ve Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illa hu bu manayı ifade eder. Ve onlar şer ilahı derken belki şeytanın fonksiyonları hatırlarına geliyor ve şer olan neticeleri Allah'a değil de bir başka varlığa vermek için şeytanı adeta bir nevi ilah gibi görmüşler. Halbuki şeytanın doğrudan doğruya bir yaptırımı yok. Alemde herhangi insanları zorla saptırması söz konusu değil. Sadece teşvikte bulunuyor. Yoksa iyilikleri Allah yarattı, kötülükleri şeytan yarattı. Öyle bir şey söz konusu değil. Yaratma noktasında bütün yaratma Allah'a aittir. Ele lehul halgu vel emr. Dikkat edin, yaratma da onundur, emir de onundur. Dolayısıyla bu insanlar sadece Hakk'a boyun eğmeli, Allah'ın dışında başka bir ilah, başka bir yaratıcı kabul etmemeli. İnnemâ huve ilahun vâhid. O ancak tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Fe iyyâye ferhabun. Ve yalnızca ve yalnızca, sadece ve sadece benden sakınsınlar. Sadece ve sadece benden korkun. Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Ve lehu mâ fissemâvât vel art. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani mülk O'nundur. Yaratma O'nun olduğu gibi bütün mülk, bütün saltanat Allah'a aittir. Ve hiçbir şey kendine ait değildir. Ve insan da doğrudan doğruya kendini kendine malik kabul edecek durumda değildir. İnsanın da maliki, sahibi yine Allah'tır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَ. Ve din de yine doğrudan doğruya Allah'a aittir. Yani bütün varlıklar Allah'ın olunca elbette onların nasıl hareket edeceklerini beyan etmek Allah'a aittir. İşte insanlık alemi, bu dünyaya insanlar gönderiliyor. Acaba bu insanlar neye göre yaşayacaklar? Kendi kafalarına göre mi, yoksa belli bir kalıba girecekler mi? Din insanları belli bir kalıba sokuyor. Mesela insan kendi nefsine kalsa haram nedir, helal nedir bilmez. Hangi şey helal, hangi şey haram bilemez. Ama din bu noktada devreye giriyor. Şunlar helaldir, bunlar haramdır diyor. Mesela diyelim koyun eti gibi etler helaldir. Ama domuz eti gibi veya ölü eti veya kan, bu gibi şeyler de haram kılınmış. Demek ki Allah-u Teala yarattığı gibi aynı zamanda emir ve yasaklarda da bulunuyor. Yaratma ona ait, dini ortaya koymak, insanları belli kalıba koymak yine Allah'a ait. Ancak burada belki şöyle bir inceliğe dikkat çekmemizde fayda var. Allah-u Teala her ne kadar dini göndermişse de insanları bu noktada mecbur etmemiş. Yani evet, din bir kalıp ortaya koyuyor, şu helal bu haram ortaya koyuyor. Ama insan illa o kalıba girmek zorunda değil. Bu açıdan bu insanlar hür bırakılmışlar. İsterse iman eder, isterse kafir olur, isterse helallerden istifade eder, isterse de haramlara da karışır. Ve gerçekten de şu anda dünyada 6 milyardan fazla insanın ekseriyetinin din kalıbına girmeden kendi kafalarına göre yaşadığını görmekteyiz. Ama dini beyan etmek, dinin kalıplarını, esaslarını ortaya koymak doğrudan doğruya Allah'a ait. Madem O yarattı, mülk O'nun, elbette emir yetkisi de O'nundur. Haramı, helali beyan etmek yine O'na aittir. Efe gayrallahi tettegun. Yoksa siz Allah'ın dışında şeylerden mi korkuyorsunuz? Madem sizi yaratan O, madem din ile helali haramı ortaya koyan O, durum böyleyken tutup da Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Halbuki size gelen her bir nimet Allah'tandır. Çok veciz bir ifade. Yani nimet olarak size ne gelirse bunların hepsi Allah'tandır. Acaba şu da mı Allah'tan, bu da mı Allah'tan, tek tek sorma lüzumu yok. Nimet olarak bize ne geliyorsa hepsi Allah'tandır. Mesela konuşma güzel bir nimet.
Allah'ın verdiği ağızla bu yapılıyor. Ve konuşmanın arka planında insanın duyguları var, düşünceleri var. İnsana akıl veren Allah, insana o duygu ve düşünceleri veren yine Allah. Dolayısıyla bir kimse diyelim pek çok güzel hakikatleri ifade edebiliyor. Bu Allah'ın bir lütfudur, Allah'ın bir nimetidir. Bir başkası diyelim zengin oluyor. Allah'ın mülküyle zengin oluyor. Yoktan bir şey yaratmıyor. Veya hastalanmıştı, şifa buldu. Bu da bir nimettir. Doktor beni iyileştirdi diyebilir belki ama aslında doktor bir vasıtadır. Veya kullandığı ilaçlar vasıtasıyla iyileşmiştir. O ilaçları yaratmak, onların ham maddelerini yaratmak yine Allah'a aittir. İşte bu önemli bir nokta. Kur'an-ı Kerim'deki bu ilahi hüküm bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bize beyan ediyor. Bunun farkına varan bir insan Allah'ın bu nimetlerine karşı şükreder. Sağlık bir nimettir, Allah'tandır. Hastalanmışsa şifa bulmak Allah'tandır. Bir iyiliğe mazhar olmak Allah'tandır. Bir başarıya imza atmak Allah'tandır. Ve Kur'an-ı Kerim genel bir ölçüyle bize şunu bildiriyor. Mâ sâbeke min hasenetin femin Allah. Yani sana gelen her bir iyilik Allah'tandır. Ve mâ sâbeke min seyyiyetin femin nefsik. Ama sana isabet eden kötülükler bunlar da kendi nefsindendir. Demek ki gelen her bir iyiliği Allah'tan bileceğiz. Ama iyilik değil kötülük gelmişse bu bizdendir diyeceğiz. Bazen şöyle bir örnekle bunu ifade ettiğimiz oluyor. Mesela Allah bize göz vermiş, dışarıda görülecek şeyleri yaratmış, aynı zamanda ışığı var etmiş. Bunun neticesinde biz görebiliyoruz. Bu Allah'tandır. Ama gören sağlam bir göz var, ışık var, görülecek eşya var, gözümüzü kapatıyoruz. Gözümüzü kapattığımızda bir şeyi görmüyoruz. Bu bizdendir. Benzeri bir şekilde diğer bütün nimetlere bakabiliriz. Diyelim birisinin sesi gayet güzel. Elbette bu Allah'ın bir lütfudur. Allah'tandır. Ama bu güzel sesi gayrimeşru şeylerde kullanıyorsa bu kendi nefsindendir. Akıl bir nimet, Allah'tandır. Ama aklı dalaverede kullanıyorsa, insanları aldatmakta kullanıyorsa, evet bunu akılla yapıyor ama kötüye kullanıyor. Bu kendi nefsindendir. ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الدُّرُّ Sonra zarar size dokunduğunuzda فَاِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Ona sızlanır ve ona yalvarırsınız. Yani bütün nimetler Allah'tan ama siz bunun farkına varmayabilirsiniz. Başınıza bir felaket geldiğinde o zaman başkasına değil ister istemez Allah'a yalvarırsınız. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الدُّرَّ عَنْكُمْ Sonra o zararlı durumu sizden açtığında, o zararlı durumu hastalık gibi, musibet gibi kaldırdığında اِذَا فَرِيْقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Bir de bakarsınız ki sizden bir fırka Allah'a ortak koşuyorlar. Burada Allah'a ortak koşuyorlar. Yani onu sebeplere veriyorlar veya bir takım başka şeylere veriyorlar. O anlamda değerlendirebiliriz. Hastalıktan yine ben örnek vereyim. Sağlık nimeti Allah'tandır ama hasta olmak insandandır. İnsan eğer bir takım şeylere riayet etmezse, sağlığın kıymetini bilmezse hasta olabilir ve olmaktadır. Yediğine dikkat etmez, hava durumuna dikkat etmez, daha bir takım başka şeylere dikkat etmediğinde bu insan hasta olur. Ama bu insan hastalıktan iyileştiğinde bunu doktora verebilir. Doktor beni iyileştirdi diyebilir. Veya kullandığı ilaçlara verebilir. İlaçlar beni iyileştirdi diyebilir. Halbuki bunu doktora vermek veya ilaçlara vermek farkına varmadan Allah'ı ortak koşmak demektir. İşte insanların pek çoğu bu tarz bir şirkten kurtulamıyorlar. Buna bir nevi şirki hafi diyebiliriz. Gizli bir şirk. Yani bir Müslüman Allah'tan başka ilah var demez. Ama bir Müslüman bir takım nimetleri Allah'tan değil sebeplerden bilebilir. Ve bu da farkına varmadan Allah'a şirk koşmak demektir. İşte sonra diyor sizden bir kısmınız Allah'a ortak koşuyorlar. Ve bu gibi neticeleri Allah'tan değil bazı sebeplerden biliyorlar. Diyelim birisi
ağasından dolayı pek çok nimete mazhar olmuşsa bu nimetler ağamdandır diye düşünebilir. Ama ayet-i kerimenin evveli وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ demişti. Yani size gelen her bir nimet Allah'tandır. Ama ağanın eliyledir. Veya bir başkasının eliyledir. Ağaçlar bize meyve getiriyor diye, ağaçlar bize doğrudan veriyor diyemeyiz. Evet, ağaç var. Ağaçtan bize meyve var. Ama Allah-u Teala ağaçların dallarıyla bize meyve gönderiyor. Allah-u Teala bulutlar vasıtasıyla bize yağmur gönderiyor. Allah-u Teala anne babamız vasıtasıyla bizi yaratıyor. Anam beni yarattı veya babam beni yarattı diyemeyiz. Anne ve baba bu noktada sadece bir vasıtadır. Ama Allah-u Teala anne baba vasıtasıyla, aracılığıyla o insanı yaratmıştır. Demek ki varlık nimeti, varlığın devamı nimeti ve daha diğer bütün nimetler, bunların hepsi Allah'tan. Ve insan bunları Allah'tan bildiğinde gerçek tevhidi elde etmiş olur. Ama bunları bazı sebeplere verdiğinde farkına varmadan şirke düşmüş olur. لِيَكْفُرُوا بِمَا اَتَيْنَاهُمْ Ve bu şekilde o insanlar kendilerine verdiğimiz şeyleri inkar etmiş olurlar. Allah'tan geldiğini inkar etmiş olurlar. فَتَمَتَّعُوا Haydi faydalanın bakalım bir miktar. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Ama sonra bileceksiniz. Burası gerçekten gerçek tevhid noktasında çok önemli bir hakikati bize bildiriyor. Evet, insanlar Allah'tan gelen nimeti bazı sebeplerden biliyorlar, bazı insanlardan biliyorlar. Ama gerçekte bunlar Allah'ın onlara bir ikramıdır, Allah'ın bir ihsanıdır. Allah dilerse çok basit şeylerle şifa verebilir. Allah dilerse hiç umulmadık yerlerden kapılar açabilir. Böyle bir durumda işte ben bunu kendi aklımla yaptım, kendi imkanımla kazandım demek farkına varmadan Allah'a şirk koşmaktır. Ve bu tarzda insanlar gerçekten gaflet içinde oluyorlar. Ve bütün nimetler Allah'tandır hakikatinden gafil hareket ediyorlar. Cenab-ı Hak bunlara fırsat sunacağını bildiriyor. Faydalanın bakalım, bir miktar zevklenin bunlarla ama daha sonra bileceksiniz. Ve bunların Allah'tan olduğunu insanlar diğer alemde görecekler. Mesela Firavun, Karun bu gibi insanlar bir takım imkanlara nail oldular. Ama bu imkanları Allah'tan bilmediler. Firavun kendini adeta bir ilah gibi takdim etti. Ve insanlara da bunu kabul ettirdi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedim. Servet noktasında o dönemin en zengini olan Karun, kendisindeki serveti Allah'ın bir nimeti olarak bilmedi. İnnemâ utitû alâ ilmin indî. Bunlar benim yanımdaki ilimden dolayı bana verildi. Yani ben kendi ilmimle, kendi marifetimle, kendi hünerimle bunları kazandım dedi. Ama ne oldu? Bu şımarıklığın neticesinde malıyla, mülküyle beraber, o saraylarıyla, servetiyle beraber yerin dibine geçirildi. Demek ki diğer alemde insanlar bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilecekler. Ama asıl hüner ölmeden evvel ölmek, ölmeden evvel bu hakikatleri anlamak. Ahirete kalmadan bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Şu anda insanda 100 trilyon hücre harıl harıl çalışıyor. Her biri bir fabrika gibi, her biri bir kimya laboratuvarı gibi harıl harıl çalışıyor. Bütün bunlar içinde sağlığımızı Allah'tan bilmek gerekir. Yoksa vücudumuzda her an dengeler alt üst olabilir. Her an gerçekten vücudumuz çok kötü bir hale gelebilir. İnsanın sağlık dengelerinin düzgün devam etmesi çok hassas ölçülere bağlı. İnsanda herhangi bir şey azıcık dengesi bozulsa vücudu alt üst olabilir. Sağlık dengeleri yerle bir olabilir. Ama bütün bunlara rağmen sağlıklı olarak hayatımız devam ediyorsa bunu Allah'tan bilmek gerekiyor. Veya bir ticaret erbabı diyelim işleri düzgün gidiyor. Bunu kendinden bilebilir. Ben iyi bir yöneticiyim. Ben işimi düzgün yapıyorum diyebilir. Halbuki bunu Allah'ın bir lütfu olarak bilmeli ve Allah'a şükretmeli. Mal sahibi, mülk sahibi olanlar bu mal ve mülkün Allah'tan olduğunu yine bilmeli ve ona göre
kendilerine bir çeki düzen vermeli. Hatta lehul mülk, mülk onundur. Bu hakikati hatırlamalı. Evlerine veya iş yerlerine lehul mülk levhası asmalı. Bunları kendilerine bir emanet olarak görmeli ve o şekilde hayatını devam ettirmeli. Demek ki bugün ele almış olduğumuz bu ayetlerde Allah-u Teala şükür noktasında bize çok önemli bir ders veriyor ve bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu bize hatırlatıyor. Cenab-ı Hak bunun şuuru içinde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.